Merhaba arkadaşlar. Oyun hamuruyla hazırladığım Uğur Böceği ve mucizesi Tiki ile karşınızdayım. Uğur Böceği ve Kara Kedi gerçekten harika bir animasyon. Ben de sizlere bir kez daha onun yumurtalarından yapmak istedim. Bu arada aşağıdaki linkte daha önce hazırladığım Uğur Böceği ve Kara Kedi sürpriz yumurtalarını da bulabilirsiniz. İzlemediyseniz lütfen onları da izleyin. Şimdi bu yumurtalarımızı açalım ve içinden yine harika sürprizlerimiz çıkacak. Hemen onlara bakalım. Önce Uğur Böceği yani Merinette başlamak istiyorum. Evet, Tiki'yi biraz arkaya doğru alalım. İşte Merinette. Merinette aslında sıradan hayatı olan bir kız. Kötü karakterler ortaya çıktığında özel mucize güçlerini kullanarak onları yeniyor. Bu özel mucize gücünü ise işte buradaki minik Uğur Böceği küpesinde saklıyor. Bakın bu küpe daha sonra Tiki'ye dönüşüyor. Bakın küçücük bir küpe. Evet. Yumurtamızı soymaya küpesinden başladık böylece. Merinette'in bayıldığım bir saç rengi var. Lacivert saçlar ona çok yakışıyor. Ben de Merinette için lacivert saçlar hazırladım. Filmde Merinette'in aslında Uğur Böceği olduğu bilinmiyor. O liseye giden bir öğrenci. 15 yaşlarında sanırım. Kara Kedi yani Adrian onun sınıf arkadaşı ama İkisi de birbirinin kim olduğunu bilmiyor. Kara Kedi'yi de çok beğeniyorum. O da çok sevdiğim bir karakter. Bu arada benim ilk izlediğim film Lady Wi-Fi'dı. Lady Wi-Fi bence harika bir bölümdü. İzleyin o bölümü çünkü belki de ilk bölümüdür zaten. İşte saçlar çıkıyor ama önce maskesini almak istiyorum. Maskeyi size bir göstermek istiyorum. Bakın. Maskesindeki bütün dokuları görüyoruz. İşte Uğur Böceği yani Merinette'in maskesi. Bu maskeyle onu kimse tanımıyor. Güzel mavi gözleri, burnu. Çok şirin bir kız. Şimdi bu gülümseyen dudaklarını da alıyorum. Ben aslında sabırsızlanıyorum. Hemen çıkarmak istiyorum. Ve içindeki oyuncakları açmak istiyorum. Evet, yine dolu bir yumurta. İçinde gerçekten güzel şeyler var. Hemen açalım, bakalım. Bir cici bici sepetiyle başlayalım. 4. sezon. Bu kasalara bayılıyorum ben. Meyve kasası, sebze kasası. Siz ne derseniz o olabilir adı. Ben bazı oyunlarımda mutfağın içine de koyuyorum bunlardan. Mesela patates soğanlarımızı koyabiliriz, sebzelerimizi koyabiliriz içine. Ya da bu cicibicilerimizi üst üste dizip koleksiyon yapmak için de kullanabileceğimiz şahane bir raf haline de gelebiliyor. Pembesi de çok şık. Önce broşürümüzü hazırlayalım. Cicibiciler artık böyle şeffaf poşetlerde. İçinde ne olduğunu aslında görebiliyoruz. Evet, ilkini açtık. Bu bir kavanoza benziyor sanki değil mi? Hemen bulmak istiyorum. Nerede olabilir? İşte buldum. Bakın cici patiler bölümünde. İşte yerini bulduk. Adı tetra yemi. Bir balık yemi olsa gerek bu. Gerçekten de bir kavanoz demek. İçinde yem duruyor. Bu arada hemen bakıyoruz acaba bu mavi nokta ne demek? Hemen listenin ön tarafını çeviriyorum. Bakın çok özel demekmiş. Yani bize çıkan bu tetra yemi çok özel bir cicibiciymiş. Yaşasın. Ben özel cicibiciler ve nadir cicibiciler çıktığında çok seviniyorum. Şimdi diğer paketimi açacağım ama dışından görünüyor zaten bu bana çıkmıştı daha önce. Sanırım şapkalar bölümünde olmalı. Hayır, parti bölümünde tabii ki çünkü bu bir parti şapkası bakın. Hem çok eğlenceli, neşeli görünüyor hem de tepesindeki süsünden parti şapkası olduğunu anlayabiliriz. Hemen adına bakıyoruz. Evet, işte coşkulu parti şapkası. Yanındaki işaretine bakıyoruz. Beyaz, hemen çevirelim. Evet, o yaygın bir cicibiciymiş. Bana daha önce çıkmıştı. Çok güzel bir şapka. Şimdi onu da yerine alıyorum. Evet, şimdi size kutumdaki
özel sürprizlerden bahsetmek istiyorum. Bakın, ben etrafta hiç uğur böceği ve kara kedi ile ilgili oyuncak, yumurta, yani herhangi bir şey bulamadım ve Boya Boya kanalından rica ettim. Benim için bir şey hazırlar mısın dedim ve bana bu iki güzel kalemliği hazırladı. Bunların hazırlanmasını da Boya Boya kanalından izleyebilirsiniz. Harika bir kanal. Ben takip ediyorum. Bence siz de takip edin. Çünkü bunun dışında başka şeyler de yapıyor. Çok güzel resimler çiziyor. Ve duyduğum kadarıyla, bu aramızda sır ama galiba ikisinin de maskesini de hazırlayacakmış. O filmleri de ilk siz izlemeniz için tabii ki Boya Boya kanalına abone olmanız lazım. Ben dikkatle takip ediyorum. Size de etmenizi tavsiye ediyorum. Bakın, kara kedinin bu güzel kalemliği gerçekten çok hoş ve eminim siz de kolayca yapabilirsiniz. Evdeki herhangi bir bardağın üzerine işte böyle resim yapacaksınız. Ama bunu size en iyi Boya Boya kanalındaki ablanız öğretir. Bu da uğur böceği. Bayıldım. Çok güzeller. Ona teşekkür ediyorum bu iki güzel kalemlik için. Şimdi bir başka sürprizimize bakalım. İsterseniz bir Star Wars paketi açalım. Daha önce de açmıştım. İçinden iki güzel hediyem çıkmıştı. Yani iki paket açmıştım. Birer tane eşya çıkıyor. İkisine de bayıldım. Bir tane daha aldım. Bakalım şimdi ne çıkacak. Evet, açtım ama o kadar şaşkınım ki. Çünkü benim hiç görmediğim, tanımadığım bir karakter bu. Lütfen bana yazın. Eminim siz biliyorsunuzdur. Gerçekten çok merak ettim. Çünkü birkaç arkadaşıma da sordum, onlar da bilmiyordu. Eminim siz bileceksiniz. Onu arka tarafa alıyorum, bizi izlesin. Çok değişik bir şey. Sanki enteresan bir hayvan gibi ama bilmiyorum yani, hiç anlam veremedim. Sizden haber bekliyorum. Evet, şimdi bir Polly Pocket açalım. Chrissy. Daha önce de böyle bir paket açmıştım. O da Shani'ydi. Ben bu arkadaşları tamamlamak istedim. O yüzden aynısından bir tane daha aldım. Şimdi Chrissy'yi açalım. Şemsiyemiz ve bebeğimiz. Bu bebeklerin bir özelliği var. Suyla renk değiştiren şemsiyelerimiz var aslında. Ama sıcak su kullanmak gerekiyor. Ben şu an sıcak su kullanamayacağım için size gösteremiyorum. Üzerine sıcak su döktüğünüzde rengi değişiyormuş. Soğuk su döktüğünüzde de tekrar eski halini alıyormuş. Bana bunu izleyen arkadaşlardan biri yazmıştı. Ben de öğrendim. Gerçekten yorumlarınızı okumak çok zevkli. Çok şey öğreniyorum. Lütfen yorum yazmaya devam. Evet, şimdi acaba ne açsak? Bakın, hazır açılmış bir şey var. Hemen ona bakalım. Ben Yoho'lara hayranım. Daha önce söylemiştim bunu galiba. Ve yine bu minnoşlardan almak istedim. Hemen adına bakalım. Çünkü okumadım onu. Ülkesi Avustralya'ymış. Hoplayıp zıplamayı ve uçmayı çok severim. Çok pozitifim ve hızlı düşünürüm. Modayı takip etmeye bayılırım diyor. Çok tatlı. Adı da Shuga. Shuga ya da öyle de diyebiliriz. Shuga. Uçan bir sincapmış o. Çok tatlı. Bakın, bir anahtarlık. Ona ev anahtarlarımı takabilirim. Şimdi bir My Little Pony paketi açalım. Bu paketleri açarken çok korkuyorum. Acaba bilmediğim bir pony çıkacak mı diye. Çünkü bilemediğimde sanki siz biraz mutsuz oluyorsunuz gibi geliyor. Ama gerçekten bu paketlerin içinden o kadar enteresan poniler çıkıyor ki. Mesela ben Merime'yi hiç duymamıştım. Ama ne kadar şirin, bakar mısınız? Yemyeşil, müthiş bir rengi var. Ve bu şeffaflık da ayrı bir güzellik katıyor bence. Sanki sihirli bir pony gibi. Sevimli işaretleri de çiçek. Bakın, burada bir elmanın içinde papatya şeklinde çiçekler var. Yeşil olması da belki yeşil elmadan geliyor. Onu tanımıyorum. Bana yazın lütfen. Bir Cici Bici sepeti. Bu üçüncü sezon. Ben üçüncü sezonları da çok seviyorum. Ve bulduğum sürece sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Bence bu sepetlerle ilgili değişik projeler yapmamız lazım. Nerelerde nasıl kullanacağımızla ilgili. Eminim güzel kendin yap fikirlerimiz olabilir. Sizin de fikirleriniz varsa paylaşın benimle.
ben de uygulayayım, tamam mı? Bakar mısınız? Böyle iyice düşünün, alın elinize, bir bakın, sağını solunu çevirin, ne yapılabilir bu diye. Yani bu haliyle tabii ki kullanılır ama başka şeyler de olabilir bence. Ve paketlerimi açıyorum şimdi de. İşte bana daha önce hiç çıkmamış bir cicibici. Bir pastaya benzettim ben onu. Galiba o bir pasta. Hemen bakalım neymiş, çok merak ettim. Nazlı kek olabilir. Bakın, sanırım nazlı kek. Yaygın bir cicibici. Bakın şu beyazdan yaygın olduğunu anlıyoruz. Çok da güzel değil mi? Diğerine bakalım. Bana daha önce çıkmıştı. Galiba takoydu. Evet, bakın buldum. İşte Taco Mexico. Merhaba. Evcilik TV izlemeye devam. Haydi abone olmaya. Aha, teşekkür ederim Taco Mexico. Benim için böyle mesajlar vermene bayıldım. Rica ederim. Taco bayağı müzik seven biri galiba. Çok melodik konuşuyor değil mi? Çok güzel, bana daha önce çıkmıştı. Ayrıca Taco, hemen bakıyoruz yeşil ne demekti? Bakın, nadir bir cicibici. Yaşasın, iki tane nadir cicibicim oldu. Evet, bakalım bu yumurtalardan ne çıkacak? Şimdi bundan yumuşak oyuncaklar çıkıyor. Ve bu süper kahramanların olduğu bir yumurta. Umarım içinden değişik bir şey çıkar. Evet, değişik bir şey çıktı. Hatta o kadar değişik ki ben onun adını hiç bilmiyorum. Acaba siz biliyor musunuz? Bugün galiba çıkanlarla ilgili biraz, ya çok şanslıyım, hepsi çok şahane ama benim adlarını bilmediğim şeyler çıktı. Hey, beni sıkma. Aha, pardon, sizi sıkmak istemedim ama çok tatlısınız, sıkmadan da edemiyorum. Çok yumuşak arkadaşlar, bakar mısınız? Acaba bunlar patlıyor mudur? Buradan sıkıyorsunuz, başka bir yeri şişiyor. Çok güzel. Onun adı nedir? Evet, geçelim. Daha bilindik bir şey açıyorum şimdi. Paw Patrol. Herhalde bunun içinden çıkanı bileceğim diye düşünüyorum. Paw Patrol ile ilgili hazırladığım bir yumurtam da var. Paw Patrol ile ilgili hazırladığım bir yumurtam var benim bu arada. Hatta onu Zeynep'le birlikte yapmıştım. Lütfen izleyin. Evet. Yaşasın. İşte sonunda benim tanıdığım bir oyuncak çıktı. Onun adı Rocky. Bunların isimlerini biliyorum çünkü benim küçük kızım Zeynep Paw Patrol'e bayılıyor. En çok izlediği filmlerden. İşte Rocky. Hoş geldin Rocky. Rocky'nin de şapkası ne kadar güzel ve yumuşak bakın. Üstelik onu da sıkabiliyorsunuz. Çok tatlılar. Bir yumuşak oyuncak daha. O da Frozen, yani Karlar Ülkesi. Hemen açalım. Ben hala bir Karlar Ülkesi yumurtası yapmadım. Bana yazın acaba ister misiniz, yapalım mı? Bana daha önce çıkmıştı. Onun adı Kristoff. Hoş geldin Kristoff. Hoş bulduk. Buralara çok sık uğrar oldum. Evet Kristoff, ben de aynı şeyi düşünüyorum. Acaba o yumurtalardan artık başka şeyler de çıkabilir mi lütfen? Aha, benim için de yiyor. Çünkü uykumu bölüyorsunuz. Bakın gözlerimi bile açamıyorum. Aa, çok özür dilerim. Seni hemen arkaya alalım. Sen uyumaya devam et. Evet. Yumurtamızı bitirmişiz bile. Şimdi sıra geldi sevimli Tiki'nin yumurtasını açmaya. Uğur böceği mucizevi gücünü işte bu küçük yaratıktan alıyor. Onun adı Tiki. Siz de artık biliyorsunuzdur. Hatta filmdeki bütün kahramanları biliyorsunuzdur. Filmde Marinette Tiki benekler dediğinde Uğur böceğine dönüşmesi gerçekleşiyor. Ve işte hep bu sevimli yaratık sağlıyor bunları. Şimdi bu tatlı yaratığımızın önce beneklerini alalım. Vazgeçtim. Önce benekleri alalım. Bu arada bir bölümünde duydum ki o da yemek yiyormuş. Enerjisini yemek yiyerek alıyormuş. Yani mesela bir iyilik gücünü, mucizevi bir gücünü kullandı diyelim Uğur böceği. Ondan sonra gücü azalıyor ve Tiki'nin yemek yiyip enerjisini geri kazanıyor olması gerekiyormuş. Çok enteresan geldi bu bana. Çünkü biz de öyleyiz değil mi? Yemek yiyerek enerjimizi toparlamamız lazım. Meğer bizim sevimli Tiki de aynıymış. İşte bakın. Tiki. Tiki'nin güzel gözleri. Bunlar da antenleri diye düşünüyorum. Değil mi? Bunların adı anten olmalı. Yumurtamızı açıyorum. Tatam, bakın yeni bir yumurtam var.
Bunu ilk kez kullanıyorum bu yumurtayı. Küçük göründüğüne bakmayın. İçine bayağı bir oyuncak alıyor. Ben de tıka basa doldurdum. Şimdi açacağım. Bu böyle üstten kapaklı kavanoz gibi. İşte açtım bakın. Bir sürü şey sığdırdım. Önce bundan başlayalım. Bakalım yine bir hayal kırıklığı mı, yine bilemeyeceğim bir pony mi çıkacak. Merak ediyorum. Umarım bu defa bilirim. Lütfen bu sefer benim tanıdığım bir pony olsun. Tadam, açıyorum. Kartın arkasında. Onu henüz görmedim. Çok heyecanlıyım. Önce kafasını görelim diyorum. Haydi tam şu an yazın, şu an yazın, tamam mı? Kafasını gördüğünüzde kim olduğunu yazın. Evet, galiba tanıyorum. Galiba tanıyorum. Aa, yoksa tanımıyor muyum? Apple Cobbler. Yani bu aileden birilerini tanıyorum tabii, Applejack. Onu tanıyorum. Bence o da aileden biri. Bence o da aileden biri. Evet, onu daha önce gördüm gibi. Çok da sevimli bakın, sarı. Yani turuncu gibi bir renk diyebiliriz. Daha açıkça sarıda yeleleri ve kuyruğu var. Sevimli işareti, yine elma işareti ve üzerinde de bir tatlı gibi bir şey var. Pie diyebiliriz mesela. Çok arkadaş canlısıymış. Burada öyle yazıyor bu arada. Bakın. Ben dayanamayıp bir tane daha Your Friends aldım. Your Friends'lere bayılıyorum. Bana kalsa bütün standdakileri alabilirim. Şimdi hemen bakalım bu şirin şey nereden gelmiş, adı neymiş? Adı Ca. Ca, bakın Ca. Sadece Ca. Ne kolay bir ismi var. Ben nesli tehlike altında olan bir kunduzum. Oy, çevreyi korusak aslında galiba nesli tükenmeye yakın olan hayvanları da kurtarmış olabiliriz. Ülkesi Kanada. Ben bir ustabaşı ve mimarım. Zeki, komik ve neşeliyim. Her zaman gülümserim. İşte Yahoo Friends'ten çıkan Ca. Çok şirin. Evet, şimdi yine bir sınav, yine bir soru. Siz nasıl sınava giriyorsunuz? Acaba ne sorulacak, ne sorulacak diye merak ediyorsunuz. İşte ben de bu paketlerde aynı şeyleri yaşıyorum. Bir Star Wars. Aslında izlemeyi çok sevdiğim bir film. Karakterleri de aşağı yukarı tanıyorum ama deminki gibi bir şey çıkar mı diye de ürkmüyorum değil. Hemen açalım. Tanıyorum çünkü bana çıkmıştı. Adı Yoda. Eğitimler veriyor ve gerçekten çok başarılı. O bir üstad. İşte Yoda. Yoda'yı da diğer Star Wars karakterinin yanına koyalım. Evet arkadaşlar, neyse ki bu sınavı geçtim. Star Wars'tan tanıdığım birisi çıktı. Şimdi bir GGBG sepetimiz var. Bu yeni sezon, 4. sezondan bir GGBG. Yine yeni sepetlerden, yani bu meyve sebze kasalarından birini açacağım. Listemizi açalım. Oldukça da uzun bir liste bakın. Süper. Yani koleksiyon yapmak için şahane bir oyuncak. Benim çok hoşuma gidiyor. Ama aynı şeyler çıktığında biraz üzülüyorum. Çünkü bana bunlar çıkmıştı. Keşke siz yakınımda otursanız da böyle değiş tokuş yapabilsek sizle. Şimdi ben açayım, yine de size göstereyim. İkisini birden çıkarıyorum. Hatta bu bana demin çıkmıştı. Yani bugün bütün nadir şey... Bu nadir miydi, yaygın mıydı? Bir dakika, unuttum, ona bakacağız. Evet, o bir yumurtalık, onu biliyorum. Bir parti şapkamız var. Şimdi hemen onları buluyoruz. İşte coşkulu parti şapkası. Yaygın bir cicibici. Zaten yaygın olduğunu ben anladım. Bana 3 tane çıktı bunda. Bayağı yaygın bir cicibici. Koyuyoruz. Bir diğeri... Yumurtalık, hemen onu buluyorum. İşte küçük ev aletleri bölümünde pembe yumurtacı. İşte o nadir bir cicibici. Bu yeşilden onu anlıyoruz. Yani benim 2 tane nadir cicibicim oldu. Aynısından bir tane daha var çünkü. İşte kasaları da bakın göstereyim size. Bu şekilde üst üste koyabilirsiniz. Böylelikle raf olmuş olur, değil mi? Bütün cicibicileri de içlerine koyarsınız. Böyle çok düzgün, derli toplu görünmüş olur. Evet, 3. sezondan bir cicibici sepetim var. Acaba bu paketlerin içinde ne olduğunu görmek mi daha güzel, görmemek mi? Yani şu an mesela hala heyecanım devam ediyor. Ne çıkacak diye listemi açtım. Paketlerimi açıyorum. Önce bunu açalım. Yaşasın, bana daha önce çıkmamıştı. Hemen buldum. Damla şapka.
yakından göstereyim size. Damla şapka, nadir bir cici biciymiş. Yeşil, işaretten onu anlıyoruz. Damla şapka. Diğer paketteyim. Yaşasın, çok mutluyum. Bakın bana Happy Birthday yazan şahane bir pasta çıktı. Acaba o pasta mı bu arada, emin olalım. Hemen listeye bakalım. Bana pasta gibi göründü. Evet, tahmin ettiğim gibi. Mutlu yıllar pastası. Bakın burada. Yaygın bir cici biciymiş. Yanındaki beyazdan onu anlıyoruz. Çok güzel. Bence onunla oyunlar oynayabilirim. Ayrıca cici bicilerim bu kadar çoğalmışken onlarla kesinlikle bir evcilik oyunu kurmalıyım diye düşünüyorum artık. Ah, bitti. Bu yumurtamızı da bitirmişiz. Ama çıkan oyuncaklar gerçekten harikaydı yine. Şimdi onları hemen dizmek istiyorum. Şöyle bir son gözden geçirelim hep beraber. Evet, işte bütün oyuncaklarımı dizdim. Bakın şahane. Boya Boya kanalının bana hazırladığı iki bardağım var. Çeşitli yumuşak oyuncaklarım var. Star Wars kahramanlarım var. Yoho Friends'lerim var. Shopkins yani cici bici, onlara bayılıyoruz zaten. Ve bugün 4 paket açtık onlardan. Çok güzel şeyler çıktı. Koleksiyonumu yarıladım sayılır. Artık onlarla oyun zamanı ve arkadaki tatlı Polly Pocket'ım. İşte arkadaşlar, bugünlük benden bu kadar. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.